Muhsin Farizade İran'ın başkenti Tahran'a yakın Kum kentinde 1957 yılında dünyaya geldi. 1979 yılındaki İran İslam Devrimi'nin ardından kurulan Devrim Muhafızları Ordusu'na görev aldı. İran Savunma Bakanlığı ile Silahlı Kuvvetler Başdanışmanı ve İran Fizik Araştırma Merkezi Başkanı olması nedeniyle 24 Mart 2007'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1747 sayılı kararla yaptırım listesine aldığı İranlı yetkililerden biriydi. 63 yaşındaki Farizade, Batılı gazetecilerin en çok röportaj yapmak istedikleri kişiler arasında yer alıyordu. Ancak Tahran yönetimi, önceki yıllarda söz konusu bilim insanı ile ilgili bilgilerin yayınlanmaması için çaba gösteriyor ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerinin onunla görüşmesine izin vermiyordu. Batılı istihbarat örgütlerinin İran'ın askeri nükleer programının babası olarak nitelendirdikleri Farizade'nin faaliyet alanı, İran'ın bilimsel nükleer programını bu ülke için nükleer bir potansiyele dönüştürmekti. Farizade'nin bir fizik profesörü olarak nükleer bomba geliştirmek için 1989 yılında kurulduğu iddia edilen gizli program AMAT projesini yönettiği söyleniyor. Ancak program 2003 yılında sonlandırıldı. Farizade, ABD'nin Foreign Policy dergisi tarafından yayınlanan dünyanın en güçlü 500 kişisi listesinde yer alan 5 İranlı figürden birisiydi. İran'ın nükleer programının arkasındaki figür olarak kabul edilen Farizade'nin nükleer anlaşmanın imzalanmasında da etkin bir rol oynadığı belirtiliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda zikrettiği tek İranlı bilim insanıydı. İran hükümeti de bu nedenle İsrail'in suikast olayında rol oynadığını düşünüyor. Ayrıca İsrailli kaynaklar Mossad'ın 2018 yılında Tahran'daki atom reaktörlerinden sorumlu Muhsin Farizade Mehabadiye suikast girişiminde bulunduğunu ancak başarılı olamadığını duyurmuştu. İran'ın Fars Haber Ajansı'na göre Farizade'nin adı Birleşmiş Milletler'deki listelerden Mossad'ın eline geçmişti. Farizade, 1940'larda ABD'de atom bombasının geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan Amerikalı fizikçi olan Robert Oppenheimer'la karşılaştırılıyordu. Tahran'da suikasta uğrayan İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Farizade, İsrail'in hedefindeki kişi olarak öne çıkıyordu. Aynı zamanda Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı ve askeri bir kurum olan İmam Hüseyin Üniversitesi'nde fizik profesörü olarak görev alan Farizade, askeri alandaki faaliyetleriyle de bilinen bir isim. Farizade suikasti, İsrail'in son aylarda İran'la çeşitli girişimlerde bulunmakla ilham edildiği üçüncü önemli olay oldu. New York Times gazetesi 2 hafta önce yayınladığı bir haberde, terör örgütü El-Kaide'nin 2 numaralı ismi Mısırlı Ebu Muhammed El-Masri Kodatlı, Abdullah Ahmet Abdullah'ın 7 Ağustos'ta Tahran'da motosikletli 2 İsrail ajanı tarafından vurularak öldürüldüğünü öne sürmüş, Tahran yönetimi ise iddiayı reddetmişti. Bir diğer iddia ise İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan İsfahan kentindeki Natanz Şehit Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'nde 2 Temmuz'da meydana gelen patlama ile ilgiliydi. Yapılan ilk açıklamalarda patlamanın tesisin içinde yer alan çelik konstrüksiyon inşaatında meydana geldiği belirtilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilmişti. Olayla ilgili İranlı yetkililerin net bir açıklama yapmaması sabotaj iddialarını gündeme getirdi. Patlamanın İsrail'in sabotajı nedeniyle meydana geldiğine yönelik haberler uluslararası basında geniş yer buldu. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, olaydan yaklaşık 2 ay sonra 23 Ağustos'ta yaptığı açıklamada tesiste meydana gelen patlamanın nedeninin sabotaj olduğunu ifade etti. Farizade ismi neden önemli? 2014 yılında Reuters ajansına konuşan bir diplomat, eğer İran uranyum zenginleştirme programını sürdürürse Farizade İran bombasının babası olarak bilinecek demişti. Suikast haberi, İran'ın uranyum zenginleştirme programı ile ilgili bölgesel gerginliğin yükseldiği bir sırada geldi. 2010 ve 2012 yılları arasında 4 İranlı nükleer bilimci suikasta uğradı ve Tahran yönetimi bu eylemlerden İsrail'i sorumlu tuttu.